Merhaba arkadaşlar, 50. bölüm. Gürkan Hoca'nın serüveninde bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasına Juventus maçıyla başlayacağız. Bu güzel 20 dakikayı şu şekilde geçireceğiz. Juventus'a karşı bir maç, sonra İspanyol'a karşı bir maç. Bir Juventus daha var ve belki şu kupayı da oynarız arkadaşlar. İspanya Kral Kupası, Atletico Madrid'e karşı. Hepsini buraya sığdırabilirsem sığdıracağım. Yani bölümün sonunda bir kupa gelebilir ama önce şu çeyrek finalden geçmemiz lazım. Takımımız yorgun. Huyunk için mecburen oynayacak. Dela Cruz'u sol bek oynatıyorum. Omer Agic'i oynatıyorum. Ayer oldukça yorgun. Burada göstermiyor bile alternatif olarak. O kadar yorgun ki. Nerede lan Ayer? Valentin Rozier yorgun. Ayer de bu kadar yorgun gördüyseniz de. Çimbembe sağ bekte oynayacak. Huyunk için mecburiyetten oynatıyorum. Alex Bayan'a, Hasan'a güvenmiyorum. Sefa'yı yedeklerde tutacağım. Braga Rebocho'yu hani çoğunuz abi sol kanat yapsan gene aslında yükselecek falan yorumları yazıyorsunuz. Arkadaşlar Braga Rebocho'yu sol kanatta bu maçta oynatacağım. Hani gen önemli değil. Zaten özelliği varsa orada da geni 80 yazsa da 77 yazsa da fark etmiyor aslında. Bu sefer Ramos forvette başlatacağım. Sefa yorgun olduğu için Braga Rebocho'yu ilk kez sol kanatta denemiş olacağız. Onu merak eden de varsa like butonuna basabilir. Artık merakınızı gidermiş oluyorum. Şimdi rakibimiz Juventus. Kim var? Andre Silva var forvette. Kulusevski var. Bruno Fernandes olabilir o orta sahada Arthur'la beraber. Saint-Maximin orada. Zinchenko, De Ligt, Yeray, Sako. Fena bir takım değil. Kaleci Szczęsny biraz düşük reytingdedir. Tabii bizim de Jeremy Kuzen 73 reytingde bir kaleci arkadaşlar. Neyse biz mecburen sarı giyeceğiz. Onlar da mavi olsunlar. Ayrıyetten bu maçı 4 dakikada tutacağım. Hani bakalım eğer 6 dakika çok mu kolaylaştırıyordu oyunu? Çünkü o tarz yorumlar da gördüm. Ben de eskiden FIFA 18-19'da öyle olduğunu düşünüyordum. 4 dakika 6 dakikaya göre biraz daha zor olması lazım. Ki burada test etmiş olacağız. Şimdi geçelim ilk maçımıza, fazla uzatmayalım. Dejan Kulusevski. Neyin var koçum senin? Öylesine gösterdiler yani. Bu çok gereksizdi aslında. Juventus. Saint-Maximin. Eski öğrencimiz buraya gelmiş. Transfer olmuş. Zinchenko burada. De Ligt hala duruyor. De Ligt kaptanlık pazubandını alamamış. Ve maç başlıyor. Liderlik özelliği var o yüzden söyledim de. Başka birisindeydi kaptanlık. Yeray. Burada bir rahat galibiyet almamız lazım. Deplasman golleri ya da atmamız lazım en azından ki ikinci maç biraz daha rahat olalım, garanti olsun. Juventus çok tehlikeli görünüyor. Arthur, Denayer alamadı Arthur'dan. Dybala, Jeremy Kuzen. Aferin Pembe Panter. Bu arada De La Cruz'u sol bekte oynatma sebebim defans hani bek oyuncusu kadar var. Şimdi Braga Rebocho'nun pası çok iyi. Chukwueze gol şansı. Yürü Chukwueze. Chukwueze Ramos'a bırakmak istiyor. Aha De Ligt. Lan alabilirdik aslında ya. Açı daraldı. O yüzden bırakmak istedim orada. Aman abi. Aman. 2'ye 1 gibi yakalandık. Kulusevski. Kulusevski. Aferin. Denayer'le var ya ben orada direkt kaleciliğe oynadım. Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor kalecilerle. Korner. Dikkat. Dybala. Dışarı. Kulusevski. Son çizgiye. Saint-Maximin yine Denayer'i. Doğru yere oynattık. Axel Gerrard şimdi. İyi geliyoruz. Braga Rebocho bu tarafta bomboş. Süpersin Axel Gerrard. Braga Rebocho. Braga Rebocho ayağından çok açtı be. Hareketler. Chukwueze. Ramos. Gerrard. Gerrard. Fake. Gerrard. Hocam el yok mu? Aslında orada ilk anda mı çekseydik? Ne yapsaydık? 45+1. İlk yarı 0-0. 4 dakika. Eğer oyunun hani zorluk seviyesi aynıysa, momentum olayı devrede değilse gerçekten 6 dakikadan daha zor. Orası belli zaten. Bugünkü için çok yorgun ve arkadaşlar ben Braga Rebocho'yu kanatta verimli bulamıyorum nedense. Chukwueze'yi sağa çekeceğim. Bugünkü içini çıkaracağım. Sefa'nın da enerjisi yarı zaten. İkisi bir oyuncu ediyor full enerji olarak. O yüzden Sefa'yı ikinci yarıda alıyorum. Braga Rebocho tekrar forvet mevkisinde Ramos'la beraber. Hadi bakalım koçlar. Alen Saint-Maximin Çimbembe üstünde. Orta yapmasına izin vermiyor Çimbembe. Alen Saint-Maximin'in püf noktalarını Gürkan Hoca biliyor. Çimbembe'ye de söylemiş. Şimdi Chukwueze. Axel Gerrard. Çok kötü pas. Axel Gerrard kendinde değil bu maçta. Alamadık. Oo offside de yok. Jetson Fernandes. O Fernandes Jetson Fernandes'miş arkadaşlar. 1-0 yapıyor. Saint-Maximin püf noktasını gösterdi burada Gürkan Hoca'ya bu arada. Asisti yapan o. Zamanlama iyi. 1-0 Jetson Fernandes. 5. korneri Juventus'un. 80. dakika. Omer Agic aferin. Enis Bardi oyuna girdi. Alen Saint-Maximin'in yerine. Ve burada kim geldi aldı? Axel Gerrard. De La Cruz'un çevikliği çok iyi burada.
Sefa koşabilir mi bilmiyorum. Koşar galiba. Yanında Enis Bardi var. Çok hızlı değil. Sefa son nefesinin son damlasına kadar savaşıyor falan. Evet, TRT spikeri cosplay. Ama ortada bir cacık yok. Bardi orta açtı. O top bize kalsın. Kalmadı. Jetson Fernandez yine. Jetson. Aman abi. Enis Bardi. Çimpembe kesti oraları. Bir şeyler yaptı. Jeremy Kuzen. Zaten offside'mış. Ramos. Braga Rebocho. Saldı topu. Sefa. Sefa'ya çıkaramadı. Bu maç bizim maçımız değil arkadaşlar. Bu maç çok sakat ya. Onlar iyi oynadılar. Harbiden 6 dakikaya göre 4 dakika daha zor. Hoca da bitirse şurada 1-0'ı kabulleneceğiz. Ne Braga Rebocho vardı, ne Huyunkiçin vardı, ne Chukwueze, ne Sefa. Hiçbiri yoktu arkadaşlar. Adamlar manyak oynadılar. 7.4 Denayer bizden en yüksek puan alan. Gürkan Hoca, deplasmanda gol bulamadınız. Ne düşünüyorsunuz? Mücadeleyi bırakmayacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Bizi bilen biliyor zaten. İç sahada elimizden geleni yapıp turu geçmeye çalışacağız. Son dönemlerde genç yıldızınız Braga Rebocho takımı neredeyse taşıyordu diye. Bu maçta hiç ortalıkta yoktu. Onun hakkında ne diyeceksiniz? Her oyuncu gibi Braga Rebocho'nun da hayatında, performansında inişler vardır, çıkışlar vardır. Bugün o inişlerden bir tanesiydi ama rövanş maçında bence çok iyi bir cevap verecek ve bizim için turu getirecek. Şimdi araya bir lig maçı girdi. Espanyol 9. Şimdi sahaya 4-3-3 ile çıkıyoruz. Görüyorsunuz Ramos forvet, Braga Rebocho sol kanat, Chukwueze sağ orta saha, Huyunkiçin ile Sefa dinlenecek. 3 gün arayla rövanş maçı geliyor. Onlar çok önemli bizim için. Geçelim ligde yükselmeye çalışalım. Bakalım ilk 4'e girebilecek miyiz? Espanyol de Barcelona rakibimiz arkadaşlar. Bu maçta Braga Rebocho ve Ramos'tan goller bekliyorum. Biraz böyle moral bulalım. De Thomas, Gene önünde. Gene şu topu bir sök abi ya. Valentin Rossi orada golü kurtardı resmen. Şimdi Gene iyi ki koluna çarpmadı. Axel Gerrard, yanında Chukwueze var. Samuel Chukwueze. Şu bölümün ilk golünü bir atalım ya. Samuel Chukwueze. Samuel Chukwueze golü atıyor. Açıdan almıştı ama Samuel Chukwueze'nin sol ayağında. Sol ayağı sağlam. İyi. Kral 16. golünü attı. Gol krallığında hala mücadele veriyor Samu Chukwueze. Aha, Ramos'a bak. Hocam bize faul var zaten. Alejandro Ramos. Çok güzel zamanlama. Axel Gerrard'ı çok rahat bir gol ya. Alejandro Ramos. Koçum benim. Mücadelesini seviyorum bu çocuğun. Böyle pres yapabiliyor. Orada hatta rakibin eline çarpmış. Ben de sanıyorum ki Alejandro Ramos faul yaptı. Axel Gerrard için çok rahat bir gol. O da ligde 3. golünü atıyor. Böyle devam. Ramos saldı önüne. Alejandro Ramos. Rakibinin üstüne gitti. Fake'ini attı. Ramos. Sonunda yerde hocam, penaltı bekliyoruz. Gözler penaltıyı bekliyor ama hoca vermiyor. Ve kontra hata yiyoruz. Gene. Kaptanlık pası bandı. Son sezonu Gene'nin. Çok tehlikeli anlar. Ve golü yedik. Offside ama. Ben de diyorum Ayer orada o topu nasıl alamadı. Böyle gol olsun da offside falan golden sonra göstersinler de gerçekçi görünsün oyun mevzusu yani. Ve ilk yarıda böyle bitiyor arkadaşlar. 2-0 çok iyi. O ikinci golü piyangodan bulduk bir nevi. Braga Rebocho'yu biraz daha içeri alacağım şöyle. Asimetrik takılacağız. Bakalım kendini biraz daha gösterebilecek mi? Axel Gerrard, Valentin Rozier, Chukwueze. Şöyle kaçtı. İşte bu. Samu Chukwueze. Kaptan. Yürü. Dön. Güzel. Schlager. Axel Gerrard hocam. Of, Oscar'a nasıl çarptı o top? Gol oldu sandım. Gene, aferin Gene. İyi ki bir şey yaptın. Çok iyi şimdi. Ve Axel Gerrard Braga Rebocho'ya verdi. Braga Rebocho gole gidiyor. Braga Rebocho fake'ini atıyor. Kaleciyi böyle geçip golünü atıyor kral. İşte bu. Koçum benim. Golün tekrarı. Çok klas. Fake'i süper zamanlıyor. Braga Rebocho'nun hızı efsane ya. Çok iyi, çok iyi. Ve Sefa'yı biraz da oynatalım. Çok yorulmasın Rebocho. Ona ihtiyacımız var Juventus maçında. Braga Rebocho harici Camavinga ve kimi çıkarıyorum? Ramos çıkarıyorum. Quaison Muayson oynuyor. Çünkü bir sonraki maçta enerjik kalsın bu çocuklar. Axel Gerrard, Chukwueze. İyi gördü Quaison'u. Schlager. Sefa'yı buldu mu buldu. Legend Sefa gelişine vuruyor. Kaleci son anda uzanıyor. Kaleciye geri pas, şu pasa gel. Aha. Oo. Maçta böyle bitiyor. Jeremy Kuzen son anda o topu kontrol etti ve gol yenmeyen maçıyla beraber 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Maçın adamı Samuel Chukwueze. Axel Gerrard'ı 9.4 ile oynamış. Braga Rebocho 8.4. 1 gol.
Ramos'tan bir asist var. Axel Gerrard bir gol iki asist. Gerrard'la Chukwueze'nin yerini değiştiriyoruz. Cene'nin yerine Denayer geliyor. Ayer'le yer değiştirsin. Takım full kondisyon. Bu çok iyi bizim için. Braga Rebocho ortada. 4-3-3 taktiği. Coşturmamız lazım bu maçta. Yine 4 dakika oynayacağım. Rakibimizin ilk 11'i aynı arkadaşlar. Tamamen aynı. Oyna diyelim. İç sahada şu turu geçelim. Yarı finalde bakalım rakibimiz kim olacak onu görelim. Sarı Denizaltı Villarreal Juventus'a karşı Estadio della Ceramica çok heyecanlı. Gol istiyorlar. Biz de gol atacağız. Sefa, Braga Rebocho, bugünkü için Chukwueze, herkes hazır. Artık yorgun değiliz. Bu maç bambaşka olacak. Juventus korkun. Arthur, gol arıyorlar. Jetson Fernandez, Ayer, aferin Ayer. Ona ihtiyacımız varken Ayer sahnede bak. O olunca daha iyiyiz defansta. Şimdi kontra atak. Chukwueze, süper. Braga Rebocho'yla Berkaç. Chukwueze sağ ayağı da artık sağlam. İşte bu be. Kontra atakta tam yiyeceğiz derken böyle tekrar dönüyoruz. Ve Chukwueze tek eliyle şınav çekiyor lan. Şuna bak Chukwueze yat yara lan. İstediğimiz buydu. Erken bir gol. Hani gol yesek de bu sefer 2 tane daha atarsak 3-1 falan alırsak 2 farklı. O zaman her türlü biz geçiyoruz. Erken gol bulmamız da bunda yardımcı olacaktır da. Kalede gol görmek istemiyorum beyler. Ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Biz burada Chukwueze'yi sol orta saha oynatıp Sefa'yı niye merkez ofansif orta saha oynatmıyoruz onu bilmiyorum yani. Legend zaten merkez ofansif oyuncusuydu ya. Belki böyle daha iyi coşturacağız. Erken golü bulduk, gol yemeyelim beyler. Ayıp olur. Şimdi Kuzen, aferin be. Kuzen süpersin be derken ya. Ya bu ne ya? Kamavinga ne yapıyorsun ya? 1-1. Neyse erken gol yedik en azından. Daha zaman var. 2 tane gol atmamız gerekiyor arkadaşlar artık. Aha Denayer. İyi yerde söktü. Sefa. Şöyle bir pas. Axel Gerrard. Çok iyi. Braga Rebocho. Axel Gerrard işte bu. Hemen geri geliyoruz be. Axel Gerrard. Gözlüklerinizi taktınız mı bak. Braga Rebocho'nun verkaçları şu dakikaya kadar maça damga vuruyor. Bak 2 tane asist yaptı çocuk ama Axel Gerrard helal olsun zar zor vurabildi o topa. Güzel manken. Çok iyi ya. Çok sevdim. Az önce ayar oldum o golü yediğimizde. Benim hatamdı çünkü. Chukwueze ile Kamavinga ile saçma sapan bir şey yaptım orada. Denayer ile güzel müdahale eden pastan sonra. Neyse. Helal olsun burada Kamavinga. Braga Rebocho. Yön değiştirdi. Gerrard. Lan o pası verse 3 oldu. Olurdu. Haydi beyler. Haydi beyler. Afalladılar biraz. Braga Rebocho. Axel Gerrard'ın önüne. Gerrard durdu. Rebocho'ya. Rebocho dışarı vurdu. Sol ayağıyla. Gürkan Hoca çıldırıyor. Nasıl kaçırırsın? Aman abi. Aman. Sen Maximen çok sakat yakaladı bizi. Kuzen. Allah'tan pas kötü. Bugünkü için. İlk yarı bitmeden bir tane daha bulabilir miyiz be? Braga Rebocho. Çevikliğe bak. Çocuğum. Koçum benim. Axel Gerrard. Axel. Gerrard. Sefa. Legend. Süpersin. Braga Rebocho. Fırsat. Bu fırsattı be. Ama. Gerçi böyle bitiyor ilk yarı. Orada yanlış bir hareket yaptık aslında. Değişik bir hareketle Braga Rebocho ile teke tek belki geçerdi ama neyse. İlk yarı 2-1. Bir gol lazım sadece. Kamavinga hemen ileri. Braga Rebocho. Sefa. Braga Rebocho. Yardır koçum geçersin. Yeray kimmiş? Braga Rebocho. Sağ ayak. İşte bu. Bu sefer düşüyor. Bu benim zamanım diyor. Çekiyor. Ben buradayım. Hareketin adı arkadaşlar. Nasıl yapmayı merak ediyorsanız R1 yuvarlak. Yayında bunu bayağı araştırmıştık. R1 yuvarlığa basılı tutun ikisini beraber aynı anda. Yeray'ı gördü. Yavaş Yeray geçti. Vurdu. Golünü attı. Braga Rebocho. R7'yi hak etti mi? Huyunk için 9 numarayı alabilirim dedi aslında. 9 numara boşta. Braga Rebocho. Yine geliyoruz. Bir tane daha atalım. Rahatlayalım. Huyunk için. Sefa. Axel Gerrard. Şezni çok iyi uçtu. Chukwueze. Sefa'yı buldum buldu. Sefa harekete gel penaltı. Hocam yok mu? Aaa. Delit resmen penaltı yaptı orada. Aha pres sonuç getirdi. Çok iyi. Axel Gerrard Delit. Hocam bu sefer de el yok mu abi bu Delit ne yapıyor ya? Sefa. Braga Rebocho girdi. Rebocho Sefa abisini aldı atlıyor işte bu be. Sivas'ın yollarına. Sefa da al sana karşılık suyu koçum benim diyor. İşte bu be. Braga Rebocho bu hareketten memnun kalmamış mı? Sonradan geldi bak. Şimdi artistlik yapma diyor abi. Abi dedik başımızın tacısın falan ama.
Rebocho'nun o aradan deliti geçmesi beni şaşırttı. İyi ki pası verdim, yoksa çok açı daralmış gibiydi. Legend da merkez ofansiften atıyor. 4-1 rahatlıyoruz. Mayer, faul maul yok. 5 yok mu? 5. Bunlar 5'i hak ettiler. Sefa, Braga Rebocho'ya attı mı attı. Rebocho. Çok bekledim be koçum. Tamavinga, Rebocho. Sefa geri Rebocho'ya çıkardı. Rebocho Axel Gerrard'a. 5 yok mu? Gerrard, Yeray bir 7 fake'i ama sonra toparladı. Daha artı 2 devam ediyor. 5'e atabiliriz belki. Axel Gerrard. Sefa ara pasını ver. Huynh Kiçin. Zaten offside'daydı galiba. Ya da değildi bilmiyorum da. 4-1 arkadaşlar. Takımımla gurur duyuyorum. İlk maçın intikamı orada atamadık. Burada 4 tane attık iç sahada. Yarı finaldeyiz. Rakibimiz kim oluyor? Bakalım ona. Rebocho'dan yine 10'da 10'luk bir performans. 1 gol 3 asist. Rövanş maçında bence çok iyi bir cevap verecek ve bizim için turu getirecek. Helal olsun koçum ya. Helal olsun koçum. Hertha Berlin Chelsea'yi eliyor. İlk maç 2-2 idi çünkü. Burada onu görüyoruz. 3-2 Hertha Berlin'e bak lan sen. Bulls'un rakibi geçen sene UEFA finalinde Hertha Berlin burada geçiyor. Barcelona geçmiş. Paris Saint Germain Mönchengladbach'ı geçmiş ikinci maçta. Ve rakibimiz Hertha Berlin olmuş. İyi ki finalde falan gelmediler. Hertha Berlin'i geçersek finalde Paris'in gelme ihtimali var. Barcelona'yı zaten ligden tanıyoruz. Onları yendik ligde. Onların o şekilde bir garezi var bize. 3-0 falan yendik yani, intikam alma peşindeler. Paris Saint Germain de Gürkan Hoca'nın antisi resmen. Lig önde 2 sezonda şampiyonluğu onlara kaptırdı. Bu bölümü burada keseceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm muhtemelen pazartesi canlı yayında oynanacak. Yani Atletico Madrid'e karşı orada başlarız. Daha güzel olur. Valencia maçı var. Arada bir Deportivo Alaves simülasyon. Hertha Berlin maçı var. Almeyra simülasyon ve finale kalır mıyız kalmaz mıyız onu öğreniriz. Olmadı belki final yaparız bilmiyorum. O yayın uzun sürebilir. Bölüm sonunda toplam istatistikler bu şekilde. Braga Rebocho büyülemeye devam ediyoruz. Legend Sefa kendine gelmeye devam etti. Çok teşekkür ettim arkadaşlar izlediğiniz için. Canlı yayınları burada takip etmeyi unutmayın. Like butonuna basarsanız da mükemmel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.